İlk Hayabusa'lardan. He, yeni. İlk Hayabusa. Benim de hala en çok sevdiğim Hayabusa rengi o. Kırmızısı yani. Kırmızısı böyle turuncumsu bir kırmızısı böyle. Hoş bir renk. Sonradan çıkan beyazlar, beyazlar öyle. Hoş şeyde de var ya. Ya. Düz geldi bana onlar. Bunda böyle daha bir... Evet. Bağladın mı şeyleri? Bağlamış her şeyi. Evet, bir yanıp 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 sönme var. Dur. Şimdi... Abi herhalde çalıştıracaksın yani. Ne yapacak bir şey yok. Şu anda pres. İstersen bir kontrol edeyim ayarını. Yani nerede olduğunu. Tamam, en azından A'yı. Ama istersen de böyle dursun. Kapatalım. Sen bir yol testi yap. Gel. Ondan sonra bir memnuniyetsizliğin varsa ona göre. Ama istersen şu anda ne durumda olduğunu bir bulalım. Aynen. Bir böyle bir bakalım bir buna. Toplayalım motoru. Toplayalım. Zaten bir bu kontrol... saatten sonra bir daha söküp bir şey yapacak bir durumumuz yok. Sözün anlamında değil. Ayar değiştirme olarak nokta, diyorum. Nokta atışı ayarlarına bakacağız. Gerçi sen artık bunun ayarlarını kendinde bin türlü yaparsın da nasıl yapıldığını ben söyleyeyim. Buna aynen. Basıyorsun. Aynen. Oradan gerisi geliyor abi. Aynen. Moda basıyorsun, bir daha basıyorsun. Şu an bu geçiyor. Üstündeki ayar olması gereken ayar. Şu anda üstündeki ayar abi olması gereken şey, stage one ayarı. Tamam mı? Stage one, yani killer stage one dediğimiz egzozlu. Açık egzoz ve açık hava filtresi. Ama egzozda tip var mı yok mu onu bilmiyoruz. Bilemiyorum işte. Ya bu adamlar şey sana dediğim gibi yani hem mail atıyorsun hemen cevap veriyorlar yani. Evet. Ya ben şunu şunu taktım, şöyle taktım, nasıl ayar yapayım diyorsun. Adamlar işte tak. Red'i işte 3.5 yap, blue, green'i işte 4 yap falan filan diyorsun. Hemen mail atıyorlar yani. Ben bunu şöyle kullanacağım. Tabii, tabii. Beğenmedim bu ayarını, nasıl bir ayara akrabolu getireyim. Akrabolu titanyum var. Çünkü akrabolu için titanyumla karbonu farklı bunlarda kullanılıyor. Titanyumda şey var. Sen söyle. Katalitik konverter var diye biliyorum ben. İçine takılabiliyor. Gerçi ikisine de takılabiliyor ya. Katalitik konverter. Takılabiliyor. Takılabiliyor. Seninkinde yok. Bunda yok. Tamam. İşte o zaman ona göre tekrar yadık isteyeceğiz eğer şeyi tavsiyesi o zaman. Onda katalitik konverter takılı mı şeymiş? Onlar da takılıdır tahmin ediyorum. Yani fark etme, o yarım puan daha fazla veriyorsun diyelim, tamam mı? Yani nerede de telefonda vardı. Bak şimdi. Sen oradaki hangi eksi o zaman? Değil mi? Akrapovic. Akrapovic ne? Akrapovic. Karbon mu, titanyum mu? Onu yazmamışlar. Nerede o? Oraya mail atarız o zaman abi. Motor bu, titanyum. Killersiz. Normalde 5.5, 3.5, 3 demiş. Tamam mı? Ama şeyde şimdi Akrapovic diyor bir daha decibel killer. 5.5. Herhalde karbonunda yoktu ya şey decibel killer. Decibel killer üstünde olursa 5.3.5 oluyor. Decibel killersiz bir yarım şey yükseltmiş yani üçünü de. Tamam bak. 5.5, 2.5, 5.5, 4.3 yapmış. Biz de o zaman arttırırız onu. Yarım ya. Bir gideyim geleyim de bakayım. Yani tamam mı? Bu arka sele kolay açılabiliyor değil mi? Yok artık ona arka sele basit.
Arka seleden, arka seleden olup ona müdahale edebiliriz şu an. Tamam. Onu şeye bir beze sararsın. Oraya buraya vurmasın. Sağ ol. Orada bezi var. Beze sardığın gibi daha da bir şey olmaz diye ümit ediyorum. Durur bunu ya. Aha. Böyle bile durur. Sağa sola vurmaz yani bu. Hadi gitsene. Selam, Fethi nerede? Hocam nasılsın? Ne yapıyorsun? Sağ olun. 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 Sağ merak ediyorum. Acaba ayarı şimdi kaç? Neyse sen bir bak da gelince olmasa arka koltuğu bir alırız. Ayarının kaç olduğuna bakarız. Kaçta yanıyordu? İki sarı yanıyordu. Sarıdaydı. İkisi yanıyordu. Hangi şunların ikisi? İlk ikisi mi yanıyordu? İlk ikisi yanıyordu. Yani yarımda mıydı? Şey değil. Bir buçukta mıydı yani? İlk ikisi yanıyordu. İkisi değil de acaba üç dört mü yanıyordu acaba? Bana sanki üç dört yanıyordu gibi geldi. Üç dört ise o zaman üç. İlk ikisi yanıyordu. Ondan sonra gaz verince hop gidiyor geliyor. Yok gaz vermedi. Rölantideki şeyine göre biz bakarız da. Neyse bir takasın da anlasın. Tam oturmadı, ne yaptı? Oradaki tırnak mı kırılıyor? Yes. İyi, sen yetişirsin. Bagajı da. Yani moda basarak ayarını yapıyorsun. Bu kadar basit. Tamam. Şu moda bastığın zaman bir basıyorsun, bir daha basıyorsun. Bu sefer işte sarının ayarını yapıyor. Bir daha basıyorsun, kırmızının ayarını yeşil yapıyor. Bir daha basıyorsun işte mavi blue, genişliklerinin evet, ayarlarını yapıyor. En son ayardan sonra ilk ayara bayağı geliyor, geri yeşile gidiyor, geliyor. Bu sefer dönüyor. Ama tamamen yani şey yaptın, bıraktın. Bir süre sonra yine normale dönüyor. Şimdi bu iş başarılı olursa ben mecburen bir tane metresli dokuza alacağım. Ya ben seviyorum MT-09'u aslında. Tracer abi. Mesela abime hiç beğendiremiyorum MT-09'u. O MT-07'ci. Hmm. Yani onu çok seviyor. Ama ben 09'luyum. Daha böyle bir... Ya Tracer yüksek. Ben yüksek motor kullanamıyorum. Yani. Hem de pahalı. Zengin işi. Sosyetik yani. Zengin işi.
Beterin zengin gösteriyor abi. Ya Ducati meraklısı olsaydık ne yapardık? Ya, ben Ducati'nin ofisiyonu istiyorum falan. Yani. Kıyamet, o onun ayarlarını yapana kadar kafayı yerdik zaten ya. Yok, ben Triumph'tan tövbe ettim abi. Motorun genel bir motor olacak. Genel motor olacak. Parçasını da bulacaksın, derdini dermanını da bulacaksın. Triumph'da bir çamurluk söylediydim. Sipariş ettim ithalatçısına. Bir sene oldu gelmedi, motoru sattım. Ya, hala da gelmedi yani. Motoru satalı da kaç oldu? 3 sene mi, 4 sene mi? 3 sene oldu yani. Tabii 3 sene oldu. Ön çamurluk muydu, neydi? İstediydi. Evet, ön çamurluk da sağ olsun Zeki Ebay'dan getirdi. Ondan sonra... Yoksa bekleti gelsin. Gergisi arıza yaptı. Egzantrik gergisi yok mutfakta. Ebay'dan kullanmış bir gergi aldım. Onu taktım. Sürüm o zaman sıkıntı. Gerçi şimdi iyi diyorlar ama. İyidir belki şimdi. Bilmiyorum. Yani Daytona 675 çok güzel bir motor mesela benim gözümde. 600'lük ama hani hani alt devirleri boşaltılmış gibisinden değil ben dolu. Tahmin edebiliyorum yani böyle her devirde güzel sağlam giden bir motordur. Binlik edasında. Evet evet. Yani İngiltere'de yaşıyorsam 675'e binerim yani şey Daytona'ya. Bu demirler ne Batuhan? Koruma demirleri. Ne marka? SV Matek. EJK var ya modül. Ejdekan da meşhur oldu. Abi bak cross'lara fazla yanaşıyorsun, gözüm üstünde akıllı oldu. Cross'u şimdi bırak. Bir yola... Bu cross Ali. 250 mi? Seni kaybetmek istemiyor yol arkadaşı. Siz kalacak. Yok ya o SSC olacak ya. Prostada, Mostada işin bakacak. Kontrol yapar adam, niye biliyor musun? Abi ne alakası var, onlar ses sürmeli. Var hocam var. Yani ancak kendini yormak yani, başka bir şey değil. Bir de kolu bacağı kırmak. Ben sürdüm hocam, kırılmamış. Kırılmadı mı? Yani ha. Birkaç kez kırılıyordu da. Yani. Güzel oluyor, bir kumda tatlı. Ne bileyim, Prostada mesela arkadaşlarımızın hepsinin bir iki yerde bir pedal oldu yani. Mesut'un olduğu. Mesut abinin bir videosu var YouTube'da. O bile bir takla atıyor ki. Yani kombo oyuncu. Benim de bütün videosu değil. Şimdi Uğur'un da kırıldı bir yerde. Demek çok kırıldı da motorlar da işte sporda kırıldı. Ben diyorum spor sağlığa zararlı. Aynen ben de onu diyorum spor sağlığa zararlıdır yani. Bugün cumartesiydi değil mi? Evet. Ya, yarın pazar. Yarın trap değil. Nasıl alamıyorum bakalım. Ya ben evde oturmak istiyorum aslında. Gençler bırakmıyor. Hadi yürü gidiyoruz ya. Hani bir de bu da çok şeyi olan bir motor da değil yani. Ona rağmen. Fazla parçası olan değil yani. Bir dolu. Yalnız bunda motoru biraz daha böyle yastıkmaları lazım bence. MT 09 grubunda. Ya işte mesela bu... yeni R1'in motor da güzel yastı değil mi? 4 silindir olmasına ya bunu rağmen. Kalıplı yapmaya çalışmışlar. Multistrada'ya rakip için.
sırada. Spor turning. Ya iyi para onlar da. Atilla'nın bir şey yeni bir kafanordu var mesela. Ali ustacığım bu sefer kafa granajı tam oturulmuş mudur ki? Geçen sefer de yamukluk vardı ama simetri hastalığına tutulduydum senin yüzüne. Dur bakayım. Şurayla şuranın yine var bir yamukluk ama yapacak bir şey yok. Toplamda bitirdi ya motoru. Ben psikolojik olarak kendimi hazırlamamıştım böyle hareketlerim. Ondan mı oldu? Kutulara bir daha yok. Parça eksilttik mi? Öyle bir şey oldu. Öyle bir şey var mı? Bak bak. Şurayla şuraya bak bakayım. O da işte yamağının dandikliğinden bence. Bunda frenondan başka ayarı yok mu? Şöyle demiri şöyle bir kaptırayım mı ince de? Kaptırayım mı tamam? Yok. Kalsın böyle yamuk kalsın bakalım. Yamağının şeyine atalım. Şu da bunda ne var ya? Batan, evet. Ayarına bakacak mıyız yoksa direkt denemeye mi çıkacak? Bir bakalım ayarına. Çalıştırayım. Çalıştırmamızda bir sakınca var mı hocam? Yok abi, sizin için bir şahsen. Bundan sonra bu sizin. Hadi bismillah. Tek değişiklik sarıyı arttırdık. Sarıyı arsilasyonu yarım yükselttik. Yarım yükselttik. Eğer hoşuna gitmezse mesela, yarımı geri alırsın. Tamam. Şunu böyle sar abi sen şimdi. O da bir yere denk gelmesin. Yani şey olmasın yani. Sıkıştır yani. Üstüne bez koysan da olur. Üstüne bezlerden birini koy öyle. Hani vurup da şey olmaz. Zarar görmesin. Seleleri de sıra. Sele alıp çubuğum neredeydi bunu? Taktın mı? Seleyi ver abi. Selede bir şey demedik. Alt seviyede mi? Üst seviyede mi? Nasıl ayarladık onu? Şurada iki tane damara var. Üst seviye hangisi? Birisi alt seviye. Şu an zaten sen üst seviyede mi? Şu anda yüksek mi? Öyle yapınca. Şöyle yapınca alçak önemli. Öyle yapınca alçak. Ha ne güzel ama ya. Niye çok güzel mi? Aa bak adamlar ne güzel pratik çözüm üretmiş. Ben olsam hep alçakta sürerim tabii. Ben de alçakta yedim. Alayım mı? Hı, alçağı var.
Evet evet, bir şey fark ediyor yani, doğru. Hatta İbrahim abi sen istersen ben şuraya tamam. Tamam abi. Abi sinir. Abi denemeyecek misin abi? Abi sinir. Tamam bir ortam tamam mı? Şey, o kağıtları filan da hepsini çantana koyarsın gerçi ya onları. Toparlıyoruz yani. Evet. Toparlanma vakti. Ben binalar için söyledim bu Ecek adam biliyor musun? Zeki'ye gelmiştir bile belki. Hadi ya. Tabii. Siz bir beni binalara takın. Efendim. Ne öyle abi? Abi 50 litre o. Ama standart eksozluğa göre mi? Standart sürücüye göre adamlarla irtibat kuracağım. Ona göre bana gönderdim ayar de. Söyleyin diyeceğim. Geldikten sonra. Geldikten sonra tabii canım. Yani Erdem abi bununla pazar alışverişi yapıyor abi. Yani bu kadar şey bundan mı çıktı diyorum. Sele 6 var. 50 litrede top gaze var. Dünya kadar mal alıyor. Hocam burası 105'lik. 105'lik mi? Nar gibi duruyor. O sadece 105'lik mi? Ama ciddi bir cross'a benziyor yani. İyiymiş ha. Bu ne, iki zamanlı mı yoksa? Yok. İki zamanlı. İki zamanlı mı? Oo. Ben almayayım. Ben alsın. Bir bakayım şurada bir ya. Bir bak bakalım ya. İnşallah olmuştur ya. Olmazsam al benim zaten Batuhan. Vallahi bir daha söylüyorum yani. Binarara takarsın. Yani yok, binarara takılmaz da. Bunun için bir tane MT 09 alırım yani. Aklım hala MT 09'da kaldı benim ya. Herkes kızıyor bana ama. Ne diyorsun ya? Hakikaten işe yaradı mı? İbrahim abi, atlarda böyleydik. Gaz veriyordum. Böyle bir salaklıyordu. Salaklık gitti. Her gaz vermem yiyor. Makine egzozu taktığımda... Daha yüksek sesle söyle. Makine olmuş gene. Allah Allah, şaşırdım ya. Atlar çok fena. Mesela ölülük, egzozu takınca bir ölülük vardı atlarda. He. Sanki standart egzozdaymışım gibiyim ben şu an. Yani bastığımda atlıyor. Yani bir ölme yok. Mesela bir basıyordum böyle, gaz veriyordum. Yarım böyle hafif böyle bir seyirde gitmek için. Bir ölü yok. Ondan sonra bir anda geliyordu. Birden geliyordu. O birden olma işini yumuşattı mı? Birden olma işi aldı. Ortadan kaldırdı. Yumuşat. Bir daha bir adam gibi yaptı onu yani. Allah Allah. Kerkin şey yapıyor, atıyor. Ya onu anladım. Şöyle şey deme, A'da yani. Mı denedin sen? A standart moddaydım. Mı? Standarttaydım. Tabii de standarttaydım ha. Hiç A'da da denemedim. Bir A'da deneyim. İyileşme var. İyi ya, yeter ki olsun.